Haber'den iyi akşamlar değerli izleyenler. Ben Hande Bayraktar. Günün öne çıkan başlıklarını aktaracağız. Siyasetle hemen başlayalım. Kabine toplantısından çıkacak kararlar beklenirken Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'la İsrail arasında yaşanan gerilimi de değerlendirdi. Hani suikasti Netanyahu'nun alkışlanmasından bağımsız değildir diyen Erdoğan, Filistin meselesinde Türkiye'nin üzerine düşeni yaptığını söyledi. Ne yaparlarsa yapsınlar, bugüne kadar zulüm karşısında susan dilsiz şeytanlardan olmadık ve bundan sonra da olmayacağız. Orta Doğu'da gerilim her geçen saat yükselirken mesajını böyle verdi. Filistin sınavından ülke ve millet olarak alnımızın akıyla çıktık dedi. Fırsat bu fırsat deyip birilerine şirin gözükme peşinde değiliz. Biz bedeli ne olursa olsun, ne kadar ağır olursa olsun hakkı tutup kaldırmanın derdindeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İnsan Hakları Eğitim Programı'nda konuştu. Netanyahu için bir kez daha günümüzün Hitler'i ifadesini kullandı. Kim ne derse desin, soykırımcıların olması gereken yer meclis kürsüleri değil, işledikleri suçların hesabını verdikleri mahkeme salonlarıdır. Erdoğan Haniye suikastine de ayrı bir parantez açtı. Haniye Filistin lideri Mahmut Abbas'la birlikte Ankara'ya gelecekti derken Türkiye'de ilan edilen milli yasa eleştirenlere sert tepki gösterdi. Bazı cibiliyeti bozuk olanlar bizim ona gösterdiğimiz bu ilgiyi hazmedemedi. Ya biz sizden mi izin alıp da bunların kararını verecektik? Biz milletimizden gerekli izni aldık ve adımlarımızı da buna göre atıyor. MHP lideri Bahçeli'den de Türkiye, Suriye, Irak ve Mısır başta olmak üzere bölge ülkelerinin girişimiyle Kudüs Paktı oluşturulması önerisi geldi. Vahşet durmazsa, İsrail'in saldırıları devam ederse küresel ve bölgesel savaş son tercih olarak karşımıza çıkacaktır dedi. Türkiye, İsrail'e karşı açılan soykırım davasına müdahil olacak. Sıcak gelişmeyi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan duyurdu. Çarşamba günü dosyaların sunulacağını açıklarken İsrail'in tasmasını artık sahipleri eline almalı dedi. Mısır'la ilişkilerde normalleşme dönemi başlamıştı. Kahire'ye giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Sisi'yi Ankara'ya davet etti. Aramızdaki ilişkilerin normalleşmiş olması, stratejik konuları çok rahat bir şekilde konuşuyor olmamız gerçekten bizim açımızdan bir nimet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Şubat'ta Mısır'a gitmesiyle ikili ilişkilerde yeni perde açılmıştı. Bu kez Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Temmuz ayında göreve başlayan Mısırlı mevkidaşını ziyaret etti. Öncesinde Sisi'yle buluştu. Biz bu oyunda oynamıyoruz artık. Yani İsrail'in yaptığı her türlü kötülüğü Amerika'nın arkadan süpürmeye çalışması kabul edilebilir bir patern olmaktan çıkmıştır. Bakan Fidan, İsrail'in soykırım suçlamasıyla yargılandığı davaya Türkiye'nin müdahil olmak için çarşamba günü dosya sunacağını açıkladı. Artık tasmasını sahipleri eline almalı ve sahip çıkmalı. Bölge daha fazla İsrail provokasyonunu kaldıracak durumda değildir. Değerli izleyenler, aylık enflasyon hızlandı, yıllık enflasyonsa hız kesti. Merakla beklenen Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklanırken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken fiyat istikrarı açıklaması geldi. Temmuz ayının rakamları belli oldu. Aylık enflasyon %3,23 artarken yıllık enflasyonda bir önceki yılın aynı ayına göre hız kesti. %61,78'e geriledi. Merakla beklenen rakamları TÜİK açıkladı. Aylık enflasyon artışında elektrik faturalarına gelen %38'lik zam etkili oldu. Aylık bazda en yüksek artış %8,08 ile konutta olurken onu alkollü içecekler ve tütün takip etti. Yıllık bazda en az artış gösteren ana grup %39,57 ile giyim ve ayakkabı oldu. En yüksek artış ise %104,5 ile eğitimde yaşandı. Ekonomi yönetimi aylık enflasyonda hızlanmanın geçici olacağı mesajını vermişti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yıllık enflasyondaki düşüşe dikkat çekti. Aylık enflasyon geçici etkiler kaynaklı arttı dedi. Fiyat istikrarını sağlayarak vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız açıklaması yaptı.
Sosyal medya uygulaması Instagram erişime ne zaman açılacak? Milyonlar bu sorunun cevabını merak ederken yine Instagram yetkilileriyle kritik bir toplantı yapıldı. Konuyla ilgili dikkat çeken mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan dijital faşizm benzetmesi yaparak tepkisini dile getirdi. Filistinli şehitlerin fotoğraflarına bile tahammül edemeyip anında yasaklayan, bunu da özgürlük olarak pazarlayan bir dijital faşizmle karşı karşıyayız. Sosyal medya şirketleri mafya gibi davranıyor dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BTK'nın Instagram'a erişim engeliyle ilgili ilk kez konuştu. Kimse kusura bakmasın. Ama özgürlükleri savunmak böyle olmaz. Bunun adı ifade hürriyetine sahip çıkmakta değildir. Katalog suçlar yasağına uymaması nedeniyle Instagram 2 Ağustos'ta erişime kapatılmıştı. Bugün şirket yöneticileri bir kez daha Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bürokratlarıyla bir aradaydı. O görüşmeden çıkacak karar merakla beklenirken ilk açıklama Erdoğan'dan geldi. Arzu edilen işbirliğini henüz tam manasıyla tesis edemedik. Türkiye'nin haklı talepleri karşılanır, hassasiyetlerine saygı gösterilirse mesele zaten kendiliğinden hal yoluna girecektir. Erdoğan yeni haftada kabinesini de topladı. Instagram'a erişim engeli masadaki önemli başlık olurken İran'ın İsrail'e olası misillemesi de ele alındı. Şimdi yine Instagram'la ilgili bir haberle devam edelim. BTK'nın Instagram kararıyla sosyal medya bağımlıları VPN indirmeye başladı. Erişim engelini bir tıkla aştı ama bu beraberinde siber güvenlik açığını getirdi. Aman dikkat diyelim, kişisel bilgileriniz hatta banka hesaplarınız tehlikede olabilir. Şu an Instagram'a giriyorsunuz. Nasıl giriyorsunuz? Evet, VPN'le. VPN indirdim, o şekilde kullanıyorum Instagram'a. Instagram'dayım. Nasıl giriyorsunuz? VPN'le giriyorum. İnsanlar Instagram kapanınca VPN uygulamaları kullanmaya başladılar. Instagram kolikler erişim engelini VPN'le açtı ama bir yandan da casus yazılımlara kapı araladı. Var mıymış tehlikesi? Bilgi Teknolojileri Kurumu BTK sosyal medya platformu Instagram'ı kapatınca kullanıcılar Instagram'a girebilmek için VPN uygulaması indirmeye başladı. VPN Instagram'a giriş yapmayı sağlıyor ama birçok tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Kişisel veriniz tehlikeye giriyor. Bankacılık bilgileriniz tehlikeye giriyor. Sosyal medya hesaplarınız tehlikeye giriyor. Adres bilgileriniz bile tehlikeye giriyor. Hesap çalınma tehlikesine de karşı geliyoruz ama yine de kullanıyoruz. Ben çok inanmıyorum. Banka hesaplarımla da çok ilgilenebilecekleri bir şey olmadığı için hiç. Yani benim için bir tehlike yok yani. Bir problem yok benim için. Uzmanlar VPN'li Instagram'da like atmanın, Reels izlemenin bedeli ağır olabilir diyor. Özellikle de ücretsiz uygulamalar kullanıldığında tehlike daha büyük. Ücretsiz kullanıyorum. VPN kullanmamaları lazım. Bunun yerine şu an beklemeleri lazım. Instagram sayı çekilmiyor. Madem VPN tehlikeli, o zaman kullanmayalım Instagram'ı. Değerli izleyenler, dünya bu sabah piyasalardaki kasırgaya, kara pazartesiye uyandı. İlk kötü haber Japon borsasından geldi. Durum kısa sürede küresel bir çöküşe dönüştü. Kripto çakıldı, borsa sarsıldı, kara pazartesi Türkiye'yi de vurdu. %7 değer kaybeden İstanbul borsasında işlemler iki kez durduruldu. Borsa İstanbul'da da bugün küresel borsalara paralel olarak %7'nin üzerinde düşüşler gördük. Kalktık, şoktayız şu anda zaten. Tüm dünya batmış durumda. Daha çok kırmızı bir pazartesi oldu endekslerin döndüğü renk anlamında. Vallahi hiç iyi gitmiyor bence. Borsa sert düştü, kripto çakıldı, dolar ve altın yükseldi, piyasalar alt üst oldu. Dünya kara pazartesiye uyandı. Küresel krizden Türkiye'de nasibini aldı. Dünya ekonomisinin amiral gemisi olarak addedilen Amerika Birleşik Devletleri'ndeki duraksamanın etkileri. Amerika'daki istihdam piyasasının beklenilen düzeyde olmaması. Hem kuzeyimizde hem de güneyimizde tüm dünyayı ilgilendiren iki jeopolitik konu var. Gong sesiyle birlikte dünya Japon borsasının çöküş haberini aldı. 37 yıl sonra ilk kez %16'ya varan düşüş yaşandı. Borsa İstanbul haftaya 6,7 düşüşle başladı. Devre kesici uygulandı. Yani alım ve satım durduruldu. Küresel borsalardaki düşüşün devamı diyebiliriz. Bizim borsalarımıza etkisi diyebiliriz. İşlemler tekrar başlayınca düşüşle devam etti. %7'yi aştı.
açtı ve ikinci kez devre kesici kullanıldı. İşlemlerin durdurulup piyasanın normale dönmesi bekleniyor bu süreç içerisinde. Şu anda bir kaosa doğru gidiyoruz. Bu satışların asıl nedeni piyasa Fed'den olağanüstü faiz indirimi beklediği için. Gözler Fed'e çevrildi. Amerika Merkez Bankası'nın acil toplanacağı iddia edildi. Eğer faiz indirimi gerçekleşmezse küresel borsalarda büyük ihtimal satış baskısı devam edecek. Gelelim dövize. Dolar da haftaya rekorla başladı. Şu anda saatlerimiz 2.30'u gösteriyor ve kapalı çarşıdaki anlık durumlarına bakalım. Doların alışı da satışı da şu anda 33.2 lira. Kademeli olarak yükselişler görüyoruz. Bu yükselişlerde Merkez Bankası kontrolünde aslında adım adım devam edebilir. Gram altın sabahın erken saatlerinde 2640 lirayı gördü. Şu anda çeyrek altının fiyatı 4280 lira. Cumhuriyet altını ise 17500 lira. Altına yarıyor bu gelişmeler. Gram altında artık 3000 TL'nin yolu açıldı diyebiliriz. Bir yandan da gözler kripto para borsasında değer kayıplarıyla beraber piyasadan toplam 1 milyar dolar silindi. %10'un üzerinde yine Bitcoin'de düşüşler gerçekleşti. 49 bin dolar seviyesine kadar düşüşler gördük. Kriptoların genelinde altcoin'lerde dahil olmak üzere %20'ye yakın düşüşlerin olduğu coin'ler oldu. Gurbetçi ev sahibi 4 yıllık kiracısını çıkarmak istedi. Başına gelmeyen kalmadı. Tam kurtuldum derken bir şok daha yaşadı. Çöp dolu halde bırakılan evden araba tamponu bile çıktı. Duvarlara da boydan boya küfür yazılmıştı. Batırmışlar, berbat etmişler, duvarlara küfürler yazmışlar. Çel, çöp, araba tamponları. Uzun uzun baktı, okurken çileden çıktı. Her duvarda yazı, her satırında küfür vardı. Her tarafımı, evimi, barkımı kırdı, döktü. Bir sağlam bir yerimi bırakmadı. Çöplüğe dönen, araç tamponu bile çıkan evin sahibi şok üstüne şok yaşadı. Çoluk çocukluğuna aşıklamamı da verdim. Almanya'dan çikolatalarını da getiriyordum. Almanya'da yaşayan gurbetçi Hayrettin Şen, iyilik yaptı, kötülük buldu. İddiaya göre Sultan Gazi'deki evinde 4 yıldır oturan kiracılarını çıkarmak istediğinde başına gelmeyen kalmadı. Paracı, malcı bir insan da değilim. Ben bunlara o kadar iyilik yaptım. Mahalleyi de canından bezdirdiler, bıktılar. Her gün kavga, her gün gürültü. Her gün polisler kapıya geliyor. Hal böyle olunca ev sahibi kiracısıyla konuştu, evden çıkmasını söyledi. Ama ne olduysa o anda oldu. Çünkü kiracısı bir anda ev sahibine oğluyla birlikte saldırdı. Bir sefer savcılığa verdim, bir sefer polis karakoluna tutuşturdum. Bir kere beni hastanelik ettiler. Sonunda zorba kiracılar evden çıktı. Hayrettin Şen tam sevinmişti ki. Evin içinden çıkmadı, bir şey yok. Araba tamponları tut. Bu eşyaların hepsi evin içinden çıkmadı. Buyurun. Ev sahibi çöplüğe dönen evi gördükten sonra bir şoku da duvarlara bakınca yaşadı. Çünkü duvarların çoğu karalanmış ve işte bu şekilde ona kiracı tarafından mesaj bırakılmıştı. Bu daire boş ve tertemizdi, yeniydi. Kapıları yeni yaptım, mutfaklarını yeni yaptım, boyasını yeni yaptım. 100 bin liralık zararla baş başa kalan talihsiz ev sahibi bir kez daha savcılığın yolunu tuttu. Efendim, pes dedirten vicdan sömürüsü İstanbul'un göbeğinde Taksim'de kaydedildi. Ayağı çıplak, üstü başı perişan çocuğuyla dilenen kadın çöpten yemek yiyor gibi yapıp turistleri kandırdı. Sonra da topladığı dolarları büroya gidip bozdurdu. Çekme lan! Çekme, çekme! O 10-15 bozduruyor. Pislikler içinde yaşıyorlar. Orası. Ben utanıyorum. Bir Türk olarak ben bunlardan utanıyorum. Sen utan, önce biz sonra utanırız. Çocuğu taşın üstünde yatıyor. Kendisi de güya çöpten yemek yiyordu. O numarayla topladığı dolarları büroda böyle bozdurdu. Dilenciler yine köşe başlarını tuttu. Vicdan sömürüsüyle ceplerini doldurdu. Yazık değil mi bu çocuğa? Yaz sana da. Konuşma, git burada. Yıllardır aynı kişileri görmeye devam ediyoruz yani, asla gitmiyorlar. İnanıp da verdiğiniz oldu mu? Tabii. İstemeden oluyor yani, bilemezsin. Dilencilerin en yoğun olarak bulunduğu yerlerse turistlerin geçiş noktası ve merkezi yerler oluyor. Mesela Karaköy Meydanı da onlardan bir tanesi. Tabii bir taraf Galata Köprüsü, diğer tarafta Galata Kulesi'ne çıkıyor. Hal böyle olunca buradan günde bir sürü turist geçiyor. 4 katlı 5 katlı evleri falan olan dilenciler duyduk. Özellikle de işte böyle çöp konteynerleri
ebeveynlerinin yanında çocuklarıyla birlikte bekliyorlar ki kendilerini aç ve susuz gösterebilmek adına. Dünkü kadın da işte tam bu çöp konteynerinin yanındaydı. Bu noktadan geçen turistlere kendisini acındırdı ve yüklü miktarda bir dolarla ihya olunca da koştur koştur soluğu döviz bürosunda aldı. Genelde geliyorlar, her akşam geliyorlar. Bizim kazancımızdan daha yüksek kazanıyorlar. Kaç dolar bozduruyorlar? 10-15 bozduruyor. Aylığa vurduğunuzda 40 bin lirayı buluyor. Yakalanan dilencilere yaptırım 974 lira idari para cezasından ibaret. Bu da umurlarında bile değil. O cezayı ödeyip yine el açıyorlar. Türkiye'nin imajı açısından kötü bir şey. İstanbul'un göbeği Şişli'nin en işlek caddelerinden Halaskargaz'da bir alkollü sürücü kaza yaptı. Yan yatan araçtan yüklü miktarda para çıktı. Polisler bir anda kendilerini tomar tomar para sayarken buldu. Alkol alıp direksiyon başına geçti, kaza yapıp Şişli'nin en işlek caddesini kilitledi. Aracından para çıkınca polis de onun yüzünden sayman oldu. İşine bak sen, sayımını yap. Halaskar Gazi Caddesi'nde öğle saatlerinde park halindeki otomobile ardından motosiklete çarpan araç tam da yolun ortasında yan yattı. Çevredekiler yardımına koştu. Trafik saniyeler içinde kör düğüm oldu. ...1.14 promil alkollü olduğu anlaşılan yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Polise aracımda yüklü miktarda para vardı deyince bir iş daha çıkardı. İşine bak sen, sayımını yap. Trafik polisleri araçtaki 63 bin lirayı aldı, tek tek sayıp tutanak tuttu. Sonra da sahibine teslim etti. Antalya'da tamirciye bırakılan robot süpürge az daha faciaya yol açıyordu. Şarja takılan makine alev aldı. Durumu fark eden çalışanlar süpürgeyi dışarı çıkardı ama bu kez de daha beteri yaşandı. Makine bir anda alev aldı, yanmaya başladı. Şarjdaki robot süpürge bir anda alev aldı. Müdahaleyle söndürüldü ama asıl facia sonrasında yaşandı. Pillerin yerinden çıkardık. Fakat çıkarmakla da bitmiyor. Bir iki dakika sonra tekrar patlamaya devam etti. Orhan Çakıroğlu Antalya'da elektronik eşya tamiri yapıyordu. Müşterimizden gelen şarjlı robot süpürgemizin tamiratını yaptıktan sonra olumsuz bir hadise yaşadık. O süpürgeyi onardı, sonra da şarja taktı. Görünürde hiçbir sıkıntı da yoktu ama dakikalar sonra olan oldu. Test ettikten sonra şarja bıraktık. Yaklaşık yarım saat sonra şarjı dolduktan sonra makine bir anda alev aldı, yanmaya başladı. Tamirci ve bu çalışan durumu erkenden fark edip müdahale etti. Hemen acilen müdahale ettik, dışarıya attık fakat durmadı. İkisi de olacağı anlayıp uzaklaştı. Birkaç saniye sonra da korkulan oldu. Bu kez de bomba gibi patladı. Dışarı çıkardık ve sonra gümledi. Neyse ki ikisi de tecrübeliydi. Dikkatleri sayesinde olası bir facia önlendi. Bu tarz ürünleri asla evinizde şarjda bırakıp gitmeyin. Otomobilini yolun ortasına park etti. Çekiciyi görünce küplere bindi. Arabasını çektirtmemek için direnen, polisle kavga eden sürücü sabırları zorladı. Maceranın sonunda hem arabası, hem parası, hem de ehliyeti gitti. Niye çekiyor abi? Sen öyle bir şey yapsın bana. Abi şöyle sizin, sizin yapımları çekiyorum. Bak söylemişler zaten. İkincisi vefaydı sana. Ben o arabayı çektirtmem abi. Otomobilini yolun ortasına bıraktı. Trafiği felç etti. Özür dileyip cezasına katlanacağına zeytinyağı gibi üste çıktı. Bak abi, bak senin Allah'ın kitabın yok bence. Bak Allah'ın kitabı yok. Hayır. Allah'ın kitabı yok diyemezsin bana. İnadım inat diyen sürücü sabırları zorladı. Ben o arabayı çektirtmem abi. Çektiremezsiniz diyor. Benim arabamı kimse çekemez diyor. Peki abi ben... Burası Aksaray. Bu genç otomobilini caddenin ikinci şeridine park etti, telefoncuya gitti. Trafik kör düğüm olunca polis çekici çağırdı. Ben abi dükkanından çektim. Hemen yolun ortasına gel. Abi hemen çekiyorum bunu. Hemen çekiyorum demedi. Hem kabahati büyük hem dili uzundu. Çektiremezsiniz diyor. Benim arabamı kimse çekemez diyor. Peki abi ben... İşi Külhan Beyliği'ne döktü. Polislere direndi. Bana bir kez bağırırsan ben sana iki kez bağırırım. Bana bağıramazsın. Ben kendime bağırttırmam. Polisler yetmedi, habercilere de sataştı. Ben sizi
yormak istemiyorum. Kameranın da çıkmasını istemiyorum. Ama ne gevezeliği ne efeliği işe yaradı. Otomobili çekiciye yüklenirken ona da 3702 lira para cezası kesildi. Ehliyetine el konulup polis merkezine götürüldü. Arabada değerli olan var mı? Cüzdanımdır vesaire. Kimin telefonu aldın? Üsküdar iskelesinde durmuş, manzarayı seyrediyordu. Bir anda denize düşüp gözden kayboldu. Bir kadın onu kurtarmak için peşinden atladı ama 26 yaşındaki gurbet suyun üstüne çıkamadı. Arama çalışmaları ise hala sürüyor. Ekipler genç kadından bir iz arıyor. İskelenin yakınındaydı. Bir anda denize düştü, gözden kayboldu. Bir anda atladığı için yetişemedik çünkü bir anda. Görenler yardıma koştu ama yetişemediler. Aradan saatler geçti. Ekipler hala gurbet Kızıl Aslan'ı arıyor. 26 yaşındaki genç kız Üsküdar sahile tek başına gelmişti. Tam da bu noktada manzarayı izlerken itaya göre dengesini kaybedip denize düştü. İşte o andan itibaren korkulu dakikalar başladı. Bir kadın peşinden denize atladı ama gurbet gözden kaybolmuştu. AFAD, İstanbul İtfaiyesi, sahil güvenlik ekipleri ve deniz polisi gece saatlerinden itibaren işte buradaki ekipmanları giyiyor. Hem deniz altında hem de denizin üstünde botlarla arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Arkadaşları sahilde bir umut, iyi haber bekliyor. İstanbul Eyüp Sultan'da Devlet Hastanesi'nin hemen yanında bir sokak 6 ay önce kazılıp delik deşik edildi. Sonra da öylece bırakıldı. Sokağın sakinleri artık perişan. Çukurdan, tümsekten, tozdan, topraktan bıkmış durumda. Ben burada durağımda tozun toprağın içindeyim. Araçlar da zarar görüyor. Bıktık ya, bıkmaz olur muyuz? 6 aydır. Bu yolun hali böyle. Kazdılar, köstebek yuvasına çevirip öylece bıraktılar. Yayalar, sürücüler perişan oldu. Evler, dükkanlar toz duman içinde kaldı. Çok kötü, toz toprak. Burası Eyüp Sultan Devlet Hastanesi'nin yan sokağı. Yaklaşık 6 ay önce iddiaya göre hastanenin istinat duvarına güçlendirme çalışması yapılmıştı. O sırada bakın işte bu yolda bu hale geldi. Onarım çalışması yapılmadığı için bu yolda vatandaşlar isyan ediyor. Cam açamıyoruz, çocuklarımızı balkona çıkartamıyoruz zaten. Sokak 6 aydır bu halde. Yağmurda çamurdan, rüzgarda tozdan topraktan yürünmüyor. Tümseye takılıp kalan otobüsler, altı vuran taksilerde cabası. Ben karteli daha geçen ay deldirdim. Arabanın altı hep zarar görüyor. Hep masrafı gidiyor, üsteye gidiyoruz. Ben kendi motorumla buralardan zar zor geçiyorum. Geçen de tam bu köşede düştüm. Bileğimi vurdum ve motorumun sağ tarafı kırıldı. Sokak sakinleri şikayet dilekçesi yazmaktan yorgun düştü. Yolun bir an önce yapılmasını istiyorlar. Bu yol yüzünden ben aracıma 25 bin lira masraf ettim. İsyandayız. Bu çileyi çekiyoruz. Her gün bu şekilde. Ege Denizi'nde ava çıkan balıkçılar Gökçeada açıklarında mako cinsi dev bir köpek balığına rastladı. Su üzerinde hareketsiz gördükleri 3 metrelik köpek balığını tekneye çekmek isteyen balıkçılar ikinci bir şok daha yaşadı. Ne bu be? Ne cinsi ne buna? Dünyanın en büyük mavi köpek. İnanılmaz bir şey. Hayatımda ilk defa bu kadar kıyıda gördüm. Sevindi, şaşırdı. Oltasına takılan kısmetine inanamadı. Allah'ım yarabbim. Bu ne? Acayip büyük. Bu ne? Fena bir balık. Böyle bir şey olamaz. Denizlerde böyle canlılar var mı ya? İlk şoku atlatamayan balıkçılar dakikalar sonra ikinci şoku yaşadı. Balığın canlandığını düşünüyoruz. Tabii ki salıyoruz. Haydi. Aa, gitti direkt. Balık canlıymış be. Biz ölü sandık. Dün sabah balıkçı İlker Özdemir ve iki arkadaşı Gökçeada açıklarında denize açılmıştı. Suda hareketsiz bir balık gördüler. Ne yapacağız? Allah ver, kuyruğundan bağlayalım. 3 metre boyunda 100 kilodan fazlaydı. Gövdesine de misina dolanmıştı. Keşke ölmeseydi, misinalar boğmuş. Yapacak bir şey yok. Çünkü bu yasak arkadaşlar ama ölmüş. Onlar öldü sanıp ağlardan kurtardı. Tekneye bağlayıp tam kıyıya çıkaracaklardı ki balık canlandı. Balığın öldüğünü zannettik. Dedik su ürünlerine teslim edelim, götürelim limana. Ama canlıymış balık. O mavi sularda özgürlüğüne kavuşup tekneden uzaklaştı. Şok üstüne şok yaşayan balıkçılarsa arkasından baka kalmıştı. Beyazdan sonra üçüncü vahşi balık. Mako, mavi köpek balığı ve bu boyda da ben rast gelmedim.
Değerli izleyenler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan bir son dakika açıklaması geldi. Uraloğlu, Instagram yetkilileriyle yapılan görüşmeden olumlu sonuç alınamadığını söyledi. O kritik toplantı bugün saat 13.30'da başlamıştı. Yaklaşık 7 saat süren görüşmelerden sonuç alınamadı. Yani Instagram bir süre daha erişime kapalı olacak. Tüm dünyayı kasıp kavuran online alışveriş çılgınlığı Türkiye'de de hız kesmeden devam ediyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat son günlerde gözde olan Çinli bir e-ticaret sitesini mercek altına aldıklarını duyurdu. Konut satışlarındaki yeni düzenlemenin detaylarını da açıkladı. İnsanlar bazı şeyleri daha ucuz alabiliyorlar. Çinli e-ticaret sitesi bakanlığın radarına takıldı. Çok yakında bazı önlemlerin alınacağı açıklandı. Türkiye'ye göre daha uyguna geliyordu. %30, %40 arası bir fiyat farkı oluyor. Elektronikten giyime pek çok alanda online alışveriş fırtınası hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'de de durum pek farklı değil. En son 2-3 hafta önce bir alışveriş yaptım. Türkiye'de bazı mağazalarda bulamadığımız şeyleri orada bulabiliyoruz. Son günlerde e-ticarete ilgi arttı. Özellikle Çin pazarındaki ürünler daha uygun olduğu için tüketicilerin tercihiydi. Ticaret Bakanlığı o çok konuşulan siteyle ilgili yeni bir düzenleme yapılacağı sinyalini verdi. Şu ana kadar çok güzeldi. Bir sürü alışveriş yapabiliyordum ama bundan sonra yapamayacağız. Bakan Bolat 50 ülkeye aktif olarak satış gerçekleştiren e-ticaret sitesiyle ilgili mikro ithalatçı sayısının artmasının istenmeyen bir durum olduğuna dikkat çekti. O sitenin gümrük vergisi bile rakiplerine kıyasla çok geride kalıyor. Türkiye'de satılan herhangi bir mağazada 300 liraya satılan bir tişörtü orada 60 liraya 70 liraya bulabiliyoruz. Bakan Bolat o siteyi mercek altına aldıklarını duyurdu. Gerekli adımlarınsa yakında atılacağını söyledi. Bu yaptırımda biraz sıkıntı olacak fiyat açısından. Paramız daha çok çıkacak cebimizde. Çinli e-ticaret sitesiyle ilgili alınacak önlemler merak edilirken Ticaret Bakanı Bolat 15 Eylül'de konut satışında yeni döneminde hayata geçeceğini açıkladı. Evini satmak isteyen e-devlet üzerinden emlakçısını yetkilendirebilecek. Böylelikle sahte ilanların önüne geçilmesi hedefleniyor. Kahramanmaraş'taki Murat Çakıroğlu mahallesinin büyük bir sorunu var. Mahallede telefonlar çekmiyor, internete girilemiyor, sinyal yakalamak için çatılara çıkan, direklere tırmanan mahalleli isyanda. Dede yengem de senden konuşmak istiyor ama ulaşamıyor sana. Ulaşamıyorum. Birader çıkamam. Haberleşme hiç yok yani. Biraz değil, sıfır diyorum haberleşme. Kimi çatıya çıkıyor, kimi direğe tırmanıyor. Telefon çekmiyor diyen köylüler resmen iletişim savaşı veriyor. Telefon çekmiyor. Telefonlarımızda çok sıkıntı var, çekmiyor. Öğrenciler program atmak istiyor derse gelmiyor. Sıkıntı. Burası Kahramanmaraş'ın Murat Çakıroğlu mahallesi. 700 nüfuslu mahallede yıllardır çözüm bulunamayan büyük bir dert var. Biri direğe çıkacak, orada ne var alacak, biz işte onu duyacak. Öyle bir haber alıyor. Genci yaşlısı eline telefonu alıp hat bulup konuşabilmek için yüksek bir nokta arıyor. Kesik kesik de olsa işte ben iyiyim duyabilmek için zor şartlarda iki kelime alabiliyorlar ancak. Ne geleni aramaya cevap verebiliyor ne de birini arayabiliyorlar. Peki, İnternet burada yok. Aşağıdan arıyorlar, ulaşamıyorlar. Ne? Bir hasta olsa bir yere ulaşıp haber edemiyor. Özellikle evlat hasreti çeken anneler bu sıkıntıdan muzdarip. Uzakta yeğenlerim, oğlum asker. Al ya asker, ulaşamıyorum. Direğe de çıkamam, dizim ağrıyor. Tek istekleri bu iletişimsizliğin son bulması. Çocuğunu göremiyor annesi. Anne de çıkamıyor o direğe. Ne yapacak bu vatandaş? Yetkililerin sesimizi duymasını istiyoruz. Efendim, şimdi günlerdir konuşulan bir isimle devam edelim. Elon Musk eli cebinde atışıyla gündem olan ikon sporcumuz Yusuf Dikeç'i ciddi şekilde radarına aldı. Sosyal medyadan da takibe başladı. Dikeç ise Musk'ı İstanbul'a davet etti. O davete bakın ne yanıt geldi. 7.3. Elon Musk zaten bu yarışmada iki tane sporcuya yorum yapmış. Bir tanesi o Koreli kız, bir tanesi de ben. Eli cebinde atışıyla olimpiyatlara damgasını vuran milli sporcu Dikeç'e Elon Musk da kayıtsız kalamamıştı. İkon sporcu bu kez Musk'ı İstanbul'a davet etti. O davete olumlu yanıt da geldi. Tabii şaşırdık. Güzel yazmıştı. Tebrik ederiz. Güzel yazmıştı yani. Çok beğenilen o görüntülerin ardından dünyaca ünlü milyarder Yusuf Dikeç'i radarına almış, X hesabından da takibe başlamış.
paylaştı. Dikeç sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Geleceğin robotları elleri ceplerinde olimpiyatlarda madalya kazanabilecek mi diye sordu. Maske etiketleyerek bunu İstanbul'da tartışmaya ne dersiniz yazdı. Böyle olumlu mesajlar gelince biz de çok mutlu ettik. Musk, robotlar her zaman hedefi tam ortasından vuracak. İstanbul'u ziyaret etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum yanıtını verdi. Şimdi gözler o görüşmenin ne zaman yapılacağına çevrildi. Show haberin sonuna geldik sevgili izleyenler. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.